Efendim bu haftaki program konuğumuz her hafta olduğu gibi Almanya'da gurbette yaşayan vatandaşlarımıza kira öder gibi ev sahibi yapan Deva'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Güner Çakıroğlu. Güner Bey hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyi. Teşekkürler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine Deva'nın gerçekleştirdiği çalışmaları izleyenlerimizle paylaşacağız. Evet. Öncelikle Ramazan ayı içerisindeyiz. Mübarek Ramazan ayınızı da bu vesileyle kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Okullar kapandı. Evet. Gurbette yaşayan vatandaşlarımız artık memleketlerine dönüyorlar ve siz de bu noktada dev olarak devreye giriyorsunuz ve bir takım tatil kredileri sunuyorsunuz onlara. Bu sunduğunuz kredilerden bahseder misiniz? Evet, ben de buradan bütün üyelerimizi ve insanlarımızın İslam Alemi Ramazan'ı hayırlı olsun diliyorum. Biz Ramazan bu sene izne gelmesi, bir iki sene böyle izne gelecek zaten. Bu konuda önceden yapmış olduğumuz hazırlıklarla Almanya'daki Türk vatandaşlarımızın izin sezonunda kullanmak istediği bir rakamlar oluşuyor. Bunu da biz 5.000 oraya kadar yeter dedik, o kadar fazla harcamasınlar. Ondan sonra kesesine göre adım atsınlar diye. Böyle bir sistemle Almanya'da 5.000 oraya kadar bir kredi faizsiz 10 ay ve 12 ay bir şekilde bir konseptle vatandaşlarımıza sunduk. Bu da çok iyi bir şekilde bir başarı yakaladı. Çünkü neden? Burcu Hanım, Almanya'da bir krediniz 30-40 bin oraya kadar önce almış bir krediniz varsa ikinci bir kredi alakına bu eski kredini bozup tekrar yeniden size o 40.000'i 45.000 yapıp veriyorlardı. Bu da halkımıza bir 6-7.000 euro zarar yaptırmış oluyor. Aldığınız bir 5.000 euro para için zaten hiçbir işleme başlamadan bir 5.000'de zarardasınız. Biz bunun önünü kapatmış olduk. Halkımızın kendi kredisi varsa bile, yoksa da yeni istiyorsa bile, yani olan kredisi olan bir kredisini bozmadan da bu krediden faydalanabiliyor. Çok büyük bir şekilde bu kredilerden çok fazlasıyla, yani tahmin ettiğimizden daha çok projede yürüdü ve çok paralar verdik. Her zaman da veriyoruz. İşin gittiği yere kadar da yanlarındayız. Ve gerçekten şunu da söyleyeyim, izine gereken vatandaşlarımız çok bir şekilde dikkatli olmaları gerekiyor. Yollar, havalar sıcak olduğu için çeli çocuğuyla geliyor. Kazasız belasız her şeyin bir çözüm yolu var ama sağlığa, herhangi bir kazaya çözüm bulamıyoruz. Onun dışında para yönünden çözüm bizde. Ona göre kendileri güzel bir şekilde izin yapsınlar. Evet, çözümün artık devada olduğunu biliyoruz Almanya'da. Peki 5.000 euroya kadar sınır evet koyduğunu söylediniz. Bu izin kredisi. İzin. Yani çok az da bir rakam değil. Anne 5.000, baba 5.000 alabiliyor. Çalışmasa bile yapabiliyoruz. Ve bu da çok önemli bir nokta. Yani bir anne bir babanın 5'e 1.000, 10.000 euro, yani bir düğün bile yapılabilecek bir şekilde. Siz tüketici hesapları daha çok benden daha iyi biliyorsunuz. Ondan yani çok fazlasıyla insanların bir yerde de tabii ki bu alınan paradan ödenecek bir şekilde olduğu için, yani hiçbir zaman bir bağış olmadığını, bunun geri ödeyeceği için ona göre planlarını yapmasını istiyorum. Çünkü biz kredi vermeyi çok istediğimiz kadar da istemiyoruz. Çünkü neden? Anne babanın çocuklarının yani rızıklarını herhangi bir şekilde biz, çünkü 10 aya kadar faizsiz bir şekilde veriyoruz. 10 aydan ve 12 aydan sonra geri kalan kısmını, ödeyemedik kısımları faizlendiriliyor. Ona o şekilde gelmemelerini arz ediyoruz tabii ki. Evet. Bilgi de tabii ki de evet oldukça yoğundur tabii, diye tahmin tabii, ediyorum yoğun, değil evet, mi? Evet, yani biz böyle güzel havalarda olunca vatandaş hep buraya gelmek istiyor. İlk önce bir para konusunda da tabii ki sıkıntı olunca da bize geliyorlar yani. Yani evet, memleket özlemi duyan evet gurbetteki vatandaşlarımızın evet ilk adresi devam. Evet. Yani gerçekten böyle bir de şey. Yani izin başlıyor, bir hafta gitmeyeceğiz diyorlar ama biz de reklamları görünce falan da biraz da burada teşvik etmiş oluyoruz ondan sonra. Hadi biz de gidelim diyorlar. Çok öyle izinler başladıktan bir hafta sonra çok büyük bir şekilde yoğunluklar yaşıyoruz. Bu da sonradan karar verme. İşte komşu gitti, biz niye gitmeyelim? Ondan sonra bizim özümüzde var zaten, bir düğüne, bir davete giderken illa o gitti ben de gideyim diye. Ondan sonra çok güzel bir kültürümüz var bu konuda. Peki Güner Bey, dev olarak Almanya'da bugün hayata geçirdiğiniz projelerle büyük takdir topluyorsunuz ve başarılı bir iş adamı kimliğiniz var Almanya'da. Evet. Deva'nın bu gücünü Türkiye'de de hissettirmesi gerekiyor aynı evet, zamanda. Yani bunu var mı bir takım hayaller, evet, projeler olacak mı Türkiye için güzel sürprizler buradan verebileceğim? Evet, şunu söyleyeyim, biz yeni bir şeye başlıyoruz izinden sonra. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, ya Türkiye'deki vatandaşlarımızı daha yapamadık. Çünkü işte biz de yeni anayasanın bitmesini istiyoruz. Oradaki gelecekteki, yani biliyorsunuz bir devletin işte anayasası çok önemli bir faktör. Yapılması gereken şeyleri nasıl, nereye gideceğini bilebilmek için. Ama biz Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımızı, oradaki gürbetçi ailelerimizi Türkiye'de ev aldıkları zaman da Mitkauf yapmak için başladık ve bu konuda da çok iyi bir şekilde bir müjde diyebilirim. Böyle Ramazan bir günde iyi de oldu. Ondan sonra müsaademizi aldık. Hepsi okeylendi. İzinden sonra
artık Türkiye'de ev almaya ama sadece orada yaşayan insanlarımız için yapacağız bunu. Bu tip şeyler biliyorsunuz teklifler gelir, değerlendirir. Yani bir şeyi çok bir farklı bir şekilde yapmaya gerek yok ama her zaman şunu söyleyeyim. Olmamız olan yerde olmak istiyoruz. Hiçbir zaman bir şeyin aşırısını, hiçbir zaman bir şeyin yapamayacağımızı, başaramayacağımız hiçbir işe girmek istemiyoruz. Çünkü önemli olan bizim için çok önemli. Biz insanlarımızdan bir güç aldık. O gücü en iyi güzel yerlerde kullanmak, iyi bir yerlere getirmek istiyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için Güner Bey. Sağ olun.